Ve efendim Galatasaray kupasına kavuştu. Sarı kırmızılılar kupayı 22. kez müzelerine götürdüler. 2018-2019 yılı şampiyonu Galatasaray! Galatasaray 22. kez kupayı kaldırdı. Taraftar coştu. Spor Toto Süper Lig'in Lefter Küçük Antonyadis sezonunda 69 puanla mutlu sona ulaşan Galatasaray şampiyonluk kupasına kavuştu. Sarı kırmızılılar geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Ve Türk Telekom stadında gerçekleştirilen kutlamalara Galatasaraylı futbolcular üstü açık otobüsle geldi. Stadda bayram havası vardı. Futbolcuların taraftarla buluşmasında stadda yer yerinden oynadı. Ve şampiyonluğun mimarı Fatih Terim stada tezahüratlar eşliğinde geldi. Taraftar dakikalarca Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu. Ve gecenin sürprizi Başkan Mustafa Cengiz'den geldi. Cengiz, Fatih Terim'le 5 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Daha önce yüreklere atılmış bir imzayı kağıda dökmek istiyoruz. Sevgili Fatih Terim'le 5 yıllık imza atacağız. Terim kendisini sarı kırmızılı kulübe bağlayacak 5 yıllık imzayı taraftarın önünde attı. 5 yıllık bir imza atıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Ve işte o tarihi an. 2018-2019 yılı şampiyonu Galatasaray. Galatasaray gecenin sonunda şampiyonluk kupasına kavuştu. Kupa, kaptanlar Selçuk İnan ve Muslera'nın elinde böyle yükseldi. O anlarda stadın dışında da havai fişek gösterisi vardı. Kupa törenine ise işte bu görüntü damga vurdu. Yardımcı antrenör Hasan Şaş şampiyonluk kupasını elinden düşürdü. O anlarda Muslera'nın verdiği tepki herkesin dikkatini çekti. Oh, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de dün gece sarı kırmızıydı. Sarı kırmızı ışıklarla renklendirilen köprülerden Galatasaray bayrağı dalgalandı.